Ya suratını asacağına şuranın keyfini çıkarsana. Çıkarayım tabii. Arkasından gelecek felaketleri hazırlamak için mi mutlu etmeye çalışıyorsun? Tamam. Anladım ben. Burası iyi bir fikir değilmiş. İstersen başka yere gidelim. Gideceğimiz yere içimizdekileri de yanımızda götürmeyecek miyiz? Nerede olduğumuz ne fark eder? Anlamıyor musun? Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Sen yapacağını yaptın zaten. Böyle mi toparlayacaksın? Sen o sınırı bir kere geçtin Miran. Her şeyi paramparça ettin. Bak. O salıncakta ben sana kalbimi verdim. Sana güvendim. Orada bana verdiğin bütün sözleri çiğnedin geçtin sen. Ben orada sana verdiğim bütün sözleri tuttum. Hiçbir şey tutmadın sen. Sen beni o salıncaktan düşürdün. Ben o günden beri ayağa kalkamıyorum. İçimde öyle bir öfke var ki Miran. Tam şuramda. Tam buramda. Bütün kalbimle senden nefret ediyorum. Ömrüm oldukça da nefret edeceğim. Reyhan. Gitme. Çekil. Gidemezsin. Bırakmam. Neden? Nedenini sorma. Bırakamam. Pişmansın değil mi? Yaptıklarına pişman oldun. Söyle. Söyle hadi. Pişmanım de. Özür dilerim de. Söylesene. Öyle bir kötülük ettim ki yüreğim kavruluyor de. Gözlerine bakamıyorum de. Aynada kendi yüzüme bakamıyorum de. De ki affet. De ki bu dünyada huzurum kalmadı. De. De hadi özür dilerim de. Desene. Diyemezsin değil mi? Çünkü sen koca Miran Aslan Bey'sin. Kimseden özür dilemezsin. Hatanı kabul etmezsin. İstediğin gibi yakarsın, yıkarsın ama asla özür dilemezsin değil mi? Yeter artık. Sus. Hani odada bana sevmeyi bilmiyorum demiştim ya. Bilmiyorsun gerçekten. Senin kalbinde nefretten, kinden başka hiçbir şey yok. Sen sevmeyi asla öğrenemeyeceksin Miran. O yüzden sevilmeyi de bekleme. Sus. Sus. Allah'ını seviyorsan sus. Duymaya bile tahammülüm yok. Hadi.